Merhabalar, ben Baki Özel, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Şu anda çalışmıyorum. Isaac'le 2017 yılının Ekim ayında tanıştım. Global Volunteer'e gitmek için kayıt bıraktığım zaman tanışmıştım. İlk olarak 2017 yılının Kasım ayında Global Volunteer projesiyle beraber Romanya'nın başkenti Bükreş'e gittim. Orada 1,5 aylık projemin sonunda 2018 yılının Ocak ayında Isaac İstanbul Asya ofisinde gönüllü olarak çalışmaya başladım. 2018 yılının Eylül ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a yine gönüllü olarak Global Volunteer projesiyle gittim. Ardından 2019 yılının Haziran ayında da Global Entrepreneur projesiyle de Romanya'nın başkenti Bükreş'e tekrardan gittim. Bugün burada Global Entrepreneur tecrübemden bahsedeceğim. Global Entrepreneur projesiyle beraber Romanya'nın başkenti Bükreş'e gittim. Yaklaşık 2 ay kadar sürdü bu proje. 2019 yılının Haziran ayında katıldım. Ağustos ayına kadar devam etti. Projemin amacı şuydu. Bir startup'ta çalışmaya başladım. Bu startup'ta görevim marketing ve business development'tı. Startup'ta yaptığımız iş de aslında bir brokerlıktı. Şöyle aracı firmaydık aslında. Roman çiftçilerin kurumsal kısmını hallediyorduk yani. Onların ürünlerini alıp Avrupa'daki büyük firmalara satmaydı bizim de yaptığımız iş. Ben de burada pazar araştırması ve iş geliştirme üzerine neler yapabiliriz? Ardından firmalarla ilk kontak, mailleşme, ardından telefonla görüşme olarak bu şekilde bağlamaya çalışıyordum aslında. 5 kişiydik. Onlar Roman'dı, Isaac olarak bir tek ben vardım. Bir günüm nasıl geçiyordu? Sabah kalkıp hazırlanıyordum. Ardından iş yerine gidiyordum. Rahat bir iş ortamım vardı zaten. Collective House gibi bir örnek verebilirim. O şekilde çalışıyorduk. Birçok yanımızda firma vardı. Bunun dışında sabah kalkıp gittiğim zaman orada kahvaltımı yapabiliyordum. Kahvaltımı yapıyordum. Saat 10-10.30 gibi falan işe başlıyordum. Klasik pazar araştırmalarını yapıyordum. İşte ürünlerimizi kimlere satabiliriz, kimler alabilir, hangi ülkelere gönderebiliriz. Ondan sonra eğer elimde liste varsa bu listeye bağlı olarak mailler atıyordum. Ardından bu maillerden sonra eğer dönüş aldıysa bu firmalara kendi hazırladığım bizim yaptığımız işle alakalı slaytları, sunumları gönderiyordum. Arkasından yine dönüş alırsak bu sefer arama yapıyordum. Onlarla birebir görüşmelerim oluyordu. Ürünlerimiz hakkında onları bilgilendiriyordum. Ne yaptığımızı anlatıyordum. Bu şekilde geçiyordu bir günüm. Nerede kalıyordum? Isaac Bükreş Şubesi'nin ayarladığı hostelde kalıyordum. Hostelde hem Global Volunteer projesiyle hem de benim gibi Global Entrepreneur projesiyle gelen insanlar vardı. Odada 3 Yunan arkadaşımla beraber kalıyordum. Onlar da bir video gaming şirketi tester olarak çalışıyorlardı. Şöyle Isaac'le aslında adım adım ilerlemeye çalıştım. Önce Global Volunteer projeleri, daha sonra Global Entrepreneur projesi. Zaten hep benim kafamda olan bir şeydi bu. İlk Isaac'e hani bakış açım da buydu. Staj yaparım anlamında bakıyordum. Kariyerime etkisinin olacağını düşündüm. Daha sonra bunu uluslararası anlamda deneyimlemek istedim. Aslında bu yüzden Global Entrepreneur'a başvurup bu projeye katıldım diyebilirim. Bu tecrübe neler kattı? Aslında çok şey kattı. Anlatabileceğimden çok daha fazlasını kattı. Bir kere her zaman yeni networkler kazandırıyor insana. Yeni bakış açıları kazandırıyor. Daha kurumsal bir yerde, hiç dilini bilmediğimiz bir yerde nasıl çalışılabileceğini, yabancı insanlarla nasıl koordine olunabileceği, onlarla nasıl çalışılabileceğini öğretiyor. Aynı zamanda dediğim gibi hepsi yeni bir tecrübe oluyor benim için. Ve insanı bir yerde değiştiriyor. Özellikle kariyer anlamında da farklı noktalara götürebiliyor. Mülakat sürecim, zaten şubeyle ben mülakat yapmadım. Zaten şubedeki çoğu insanı daha önceden tanıyordum. Daha önceki projemden. Onlar benimle mülakat yapmadı. Direkt şirket mülakatına geçtik. Şirket mülakatım aslında çok öyle sanıldığı kadar zorlayıcı olmadı. Sadece eğer iş tanımlarınız uyuyorsa veya yapmak istediğiniz şeyler uyuyorsa şirketle zaten akıp gidiyor mülakat. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir mülakatım oldu. Kendimi tanıttım. Yapabileceğim şeyleri, yapamayacağım şeyleri bahsettim. Romanya ile alakalı önceki tecrübemden bahsettim ki bu büyük bir artı oldu. Ülkeyi bilmem, şehri bilmem, insanları bilmem. Öncelikle tabii ki başvuracağım şirketle alakalı bir araştırma yaptım. Bunu bilmeniz çok önemli çünkü neyle karşılaşacağınızı, ne iş yapacağınızı anlayabiliyorsunuz bu şekilde. Hatta şöyle diyebilirim, görüşmeyi yapacağınız kişileri de sosyal mecralardan yani LinkedIn'den araştırabilirsiniz ne iş yaptığıyla alakalı. Onun dışında pozisyonla alakalı tabii ki bir bilginizin olması gerekiyor çünkü orada anlatacağınız bir şeyler olması lazım. Background çok önemli. Daha önceki yaptıklarınızı belirli bir şekilde toparlayıp hikayeleştirdiğiniz zaman sizin için çok daha yararlı oluyor. Gideceğiniz ülkeyle alakalı olarak yapacağınız araştırmalar da burada önemli. Onlara bir değer verdiğinizi, o ülkeye gerçekten gitmek istediğinizi gösterebiliyorsunuz. Çünkü bu sadece çalışma değil hem de kültürel bir proje oluyor. Sadece çalışmaya endekslemeyin kesinlikle kendinizi. Hostelde çok fazla arkadaşım vardı. Çok fazla Türk vardı. Çünkü Romanya partner ülke olduğu için çok fazla eşleşme oluyor. Türk olarak hostelde çok vardı ve Global Entrepreneur projesine gelen birçok yabancı arkadaşım vardı. Dediğim gibi 3 oda arkadaşım Yunan vardı. İtalyan arkadaşım vardı. Kolombiyalı arkadaşım
arkadaşım vardı. Genel Romanya'dan daha önce edindiğim, 2017 yılında edindiğim arkadaşlarımla sık sık görüşüyordum. Yine Isaac'lar bizimle beraberlerdi. Onlarla sürekli vakit geçiriyorduk. Şu an onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Yabancılarla, Romanya'dakilerle, aynı zamanda Türkiye'dekilerle de sürekli görüşüyoruz. Birincisi kariyer anlamında daha önce de söylediğim gibi sizi bir adım öne çıkartabilecek bir şey. Çünkü farklı bir ülkede, farklı bir ortamda yapacağınız stajlar sizin için her zaman büyük bir avantajdır. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. İkincisi dediğim gibi her zaman yeni bir network. Oradaki çalıştığım iş arkadaşlarımla hala görüşmem. Orada diğer arkadaşlarımla hala görüşmem. Bunlar bana değişik tecrübeler kattı. Yaşadığım zorluklar da beni kişisel olarak geliştirdiğini söyleyebilirim. Çok geliştirdi. Şirkette yaptığım iş tanımı olarak müşterilerle telefonla görüşmem bana hem İngilizce pratik anlamında hem o özgüveni kazanmam açısından çok büyük katkı sağladı. Hani o adımı atabildim. Onun dışında sektöre dair çok geniş bilgiler edinebildim. Terminolojik olarak terimlere bir aşinalığım oldu ve aslında Türkiye'ye geldiğimde de ya bu yaptığım işi aslında buraya taşıyabileceğimi, burada yapabileceğimi bana bu anlamda çok güzel fikirler kattığını söyleyebilirim. Şirketin yaptığı iş tanımı olarak hoşuma giden nokta şuydu. Tamamen organik tarım üzerine yoğunlaşmış bir firmaydı. Tamamen her şeyin %100 organik olması, Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle, devletin desteğiyle olan bir şeydi. Bunu aslında Türkiye'ye uyarlayabilirsek, Türkiye'nin buna Romanya'ya göre çok daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Bunu uyarlama konusunda Türkiye'ye aslında bir düşüncem var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında Global Entrepreneur Projesi her insanın, her üniversite öğrencisinin, hatta üniversiteyi bitirmiş bir insanın deneyimlemesi gereken bir tecrübe olarak görüyorum. Tavsiye ediyorum. Hoşça kalın.